Kasım ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla %548 ile limonda görüldü. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kasım ayı üretici ile market arasındaki fiyat değişimlerini, bu değişimlerin nedenleri, aylık ve yıllık girdi fiyatlarındaki değişimleri yaptığı basın açıklamasıyla değerlendirdi. Kasım ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla %548,1 ile limonda görüldüğünü açıklayan Bayraktar, limondaki fiyat farkının %423,6 ile portakal, %359,1 ile mandalina, %305,4 ile kuru soğan, %265,3 ile marul ve %215,4 ile yeşil soğan takip etti dedi. Limondaki fiyat farkını %424 ile portakal, %360 ile mandalina, %305 ile kuru soğan takip etti. Limon 6,5 kat, portakal 5,2 kat, mandalina 4,6 kat, kuru soğan 4,1 kat fazlaya satıldı. Üreticide 2 lira olan limon 13,5 liraya, 4,5 lira olan portakal 23,5 liraya, 4,5 lira olan mandalina 20,5 liraya, 3,5 lira olan kuru soğan 14 liraya markette satıldı. Kasım ayında markette 37 ürünün 29'unda fiyat artışı, 6'sında fiyat azalışı görüldüğünü söyleyen Bayraktar, lojistik, işçilik gibi maliyetlerdeki artış zeytinyağı fiyatlarını yükseltti dedi. Kasım ayında markette 37 ürünün 29'unda fiyat artışı, 6'sında fiyat azalışı görülürken 2 üründe fiyat değişimi yaşanmadı. Kasım ayında markette fiyatı en fazla artan ürün %69 ile salatalık oldu. Salatalıktaki fiyat artışını %62 ile kabak, %39,5 ile zeytinyağı, %38,5 ile Antep fıstığı takip etti. Markette fiyatı en çok düşen ürün ise %17 ile limon oldu. Limondaki fiyat düşüşü %12 ile marul, %11,5 ile domates ve kırmızı mercimek izledi. Kasım ayında üreticide 29 ürünün 13'ünde fiyat artışı olurken 7'sinde fiyat düşüşü görüldü. 9 üründe ise fiyat değişimi olmadı. Geçen ay üreticide 7,5 lira olan marulun fiyatı %24 azalışla 5,5 liraya düştü. Maruldaki fiyat düşüşü %21 ile domates, %14 ile kuru fasulye, %11 ile kuru soğan izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı %114 ile salatalıkta görüldü. Salatalıktaki fiyat artışının %76 ile patlıcan, %55 ile kabak, %32 ile elma takip etti.